Diyelim ki bir kolesterol testinin %99,99 ,99 ihtimalle doğru olduğunu biliyorsunuz. Bu kadar yüksek bir olasılıkla bir testin doğruluğundan emin olmak gerçek hayatta pek sık rastlanan bir durum değildir. Ama olsun. Biz şimdilik bunu örneğimiz için kullanacağız. Evet, bu testi uyguladığınız 100 seferin 99'unda doğru sonucu aldığınızı varsayıyoruz. Şimdi bir odaya 100 kişi topluyorsunuz ve bu testi 100'üne de uyguluyorsunuz. Yani testi 100 kere uyguluyorsunuz demek. Bu durumda ortaya çıkabilecek bazı olasılıkları inceleyelim istiyorum. Mesela 100 kerenin tamı tamına 99'u doğru ve sadece biri mi doğru olmayacak? Bu oldukça yüksek bir olasılık, değil mi? %99. Ama belki şansınız yaver gidecek ve 100 testin 100'ü de ya da şanslı değilseniz sadece 98'i doğru olacak. Ben bu olasılıkların hepsini önceden hesaplamıştım. Zaten bu videoda da olasılık hesabı yapmak istemiyorum. Eğer bu hesaplamalar hakkında sorularınız varsa veya daha iyi anlamak istiyorsanız Kaan Akademinin olasılık ve kombinasyon hesaplamaları ile ilgili diğer videolarını seyredebilirsiniz. Dediğim gibi ben olasılıkları önceden hesapladım. %99 ihtimalle doğru olan bir şeyi 100 kere uygularsam 100 kerenin yüzünde de doğru olmasının ihtimali yuvarlama sonucu yaklaşık olarak %36,6'dır. Yani testin doğruluğu %99 olmasına rağmen, 1 bölü 3'ten biraz iyi bir olasılıkla 100 kişinin 100'ünde de sonucu doğru elde ederiz. Devam edelim. 100 kereden 99'unda doğru olmasının ihtimali, bunu da önceden hesaplamıştım, yaklaşık olarak %37'dir. Beklenilen sonuç da budur zaten, öyle değil mi? Testin doğruluğu 99 olduğu için, 100 kerenin yüzünde de doğru olma olasılığı buyken, 99'unda doğru olmasının olasılığının bundan biraz büyük olması gayet normaldir. Devam ediyorum. 100 kereden 98'inde doğru olmasının ihtimali yaklaşık olarak yüzde 18,5. 100 keresinden 100 kereden yani 97'sinde doğru olmasının ihtimali ise yaklaşık olarak %6. Bu da olası bir sonuç. Testin doğruluğu %99 olduğu için 100 kereden 97'sinde doğru olmasının ihtimali tabii ki de daha düşük olur. 100 kereden 96'sında doğru olmasının ihtimali ise yaklaşık olarak %1,5. Evet, bu şekilde istediğiniz kadar devam edebilirsiniz ve testin doğru olmasının olasılığı yüzde 99 iken burada olduğu gibi doğru olduğu durumların sayısını azaltmaya devam ederseniz giderek azalan yüzdeler elde edersiniz. Bir örnek daha vereceğim. 100 kereden 95'inde doğru olmasının ihtimali de yaklaşık olarak yüzde 0,3. Burada size bir testin doğruluğunun yüzde 99 olduğunu bildiğimiz ve 100 kere uyguladığımızda 100 kereden 100'ünde, 99'unda, 98'inde ve buradaki diğer durumlarda doğru olmasının olasılığını göstermeye çalıştım. Şimdi bunları aklımızda tutarak biraz da hipotez testi hakkında düşünmek istiyorum. Evet, diyelim ki bu test üzerine yeni bir kolesterol testi icat ettiniz ama bu sefer doğruluğu hakkında bir bilginiz yok. Ve testin onaylanması için de doğru olma olasılığının yüzde 99 olması gerekiyor. Güzel. Şimdi bunun doğru olup olmadığını bilmediğiniz için bir hipotez testi yapmanız gerekiyor. Hipotez olarak birçok şeyi seçebilirsiniz. Hatta istatistik konusunda ilerledikçe sıfır hipotez, karşı hipotez gibi kavramlarla da karşılaşacaksınız ama şimdilik basit bir hipotez testi yapacağımızı düşünelim. Hipoteziniz, yani testinizin doğru olma olasılığının yüzde 99 olması olsun. Evet, hipoteziniz olarak bunu seçmeniz çok mantıklı. Çünkü eğer hipoteziniz doğruysa testiniz onaylanacak. Testin doğru olma olasılığı yüzde 99'dur. Bu cümleyi hipotez olarak seçtiniz. Testin doğru olma olasılığı %99'dur. Sonra testi 100 kere uyguluyorsunuz. Evet, 100 kere uyguladınız. Kendi testinizin sonuçlarını test eden süper doğru bir test kullandınız ve sonuçların 100 kereden 95'inde doğru olduğunu buldunuz. Bu durumda hipotez doğru mudur? Yani bu hipotezi kabul edecek misiniz? Tekrar edelim. Testin %99 olasılıkla doğru olmasını test ediyoruz. Hipotezimiz buydu. Ve bu durumun olasılığını ne olarak bulmuştuk? Bakın burada. Test eğer gerçekten %99 doğruluğa sahip olsaydı 100 kereden 95'inde doğru olmasının olasılığı 0,3 olurdu. O halde hipotezin hipotezinizin doğru olduğunu kabul ediyorsak eğer bu durumun olasılığı yaklaşık olarak 0,3 olmalı. Bu sonuçlara bakarak belki de çok ama çok şanssızsınızdır. Ama hipotezinizi reddetmeniz gerekir. Neden mi? Çünkü hipotez doğruysa bu sonucu elde etmenizin olasılığı oldukça düşük. Videonun başında da söylediğim gibi, istatistikte ilerledikçe değişik kavramlarla karşılaşacağız. Örneğin, hipotezi kabul etmenize ya da reddetmenize neden olacak anlamlılık düzeyinden bahsedeceğiz. Şimdi soruya geri dönecek olursak, testinizin doğruluğu eğer %99 olsaydı, 100 kere uyguladığınızda 95 kere doğru sonuç almanızın olasılığı 0,3 olacaktı. O halde bu hipotezi reddedip başka bir kolesterol testi üzerinde çalışmaya başlamalısınız.